Ferhat Yabancı benim gibi böyle acayip argo kelimeler kullanarak bu kitabı yazmıyor. Yani kurtarıcı mısın, kurban mı? Her kurtarıcı bir kurbandır diyor. Ve aslında sizi suçlu ve borçlu hissettirenlerden kurtulmanın yolları diyor. Arkada diyor ki başkasını memnun ederek mutlu olmaya çalışmak mutsuzluğun kendisidir. Tam da çok bizim topluma çok uygun, tam böyle nokta atışı bir konu, harika bir konu. Ben onun gibi bir yani terim kullanmayacağım. Ben buna yaranmak diyeceğim. Sürekli böyle ömrümüz, daha doğrusu kendi özgüvenimizi kazanmadığımız için değil mi? Başkalarına yaranmaya çalışmakla geçiyor. İspat etmekle geçiyor değil mi? Kendimizi sevdirmeye çalışmak, birilerine sürekli yaranmak ve bunun vergisiyle de kendini iyi hissetmek. Ve asla da bunu yaptığımız kimseden de o sevgiyi göremiyoruz. Göremeyiz ama zaten bu onların suçu da değil. Bu bizim taktiksel hatamız ya da ilişki yürütme hatamız. Çünkü ne kadar çok yaranmaya çalışırsanız o kadar yara alırsınız. Çünkü siz mutluluğunuzu, iyilik halinizi, kendinizi iyi hissetmeyi, değerli hissetmeyi hep başkalarının takdirine ve insafına bırakmış oluyorsunuz. Yaranayım, değer göreyim. Yaranayım, kendimi iyi hissedeyim. Onlara yaranayım, kendimi yeterli, güçlü, problem çözücü hissedeyim. Hep hissetmemiz başkasına bağlı ve başkasının keyfine bağlı. Bu da çok büyük bir risk aslında. Bir de böyle bencil, narsist, memnuniyetsiz birinin eline düştünüz mü hayatınız boyunca onların peşinden koşarsınız. Hem memnun edemezsiniz hem de memnun edemediğiniz için kendinize dönersiniz. Kendinizi kötü hissedersiniz. Belki de kendinizi suçlarsınız. Peki bu noktada bunun farkına nasıl varacağız? Bir de kurban hali var. Yani evet. Kurtarıcı birini kurtarmak, onun dertlerini sırtlanmak, ona akıl vermek ya da yerine getirmek istediklerini de sanki onun kurtarıcısıymış gibi davranarak aslında kurbanı haline de geliyoruz evet. Değil mi? Aslında her kurtarıcı bir kurbandır. Yani kurtarıcılık sizin bir yaşam tarzınız, ilişki döngünüzün şekliyse siz kendinizi kurtarıcı hissetseniz aslında arka planda kocaman bir kurbanlığınız var. Çünkü kendinizi başkalarına heba ediyorsunuz. Şimdi yardım etmek iyi bir şeydir. Fedakarlık iyi bir şeydir. İnsanlara faydalı olmak da iyi bir şeydir. Bütün evrensel kültürlerde de bu böyledir. Ama hayatını bunun üzerine kurmak iyi bir şey değildir. Çünkü eninde sonunda tükeniyorsunuz. Ve kurtarıcı kurban zorba üçgenin içine sıkışıp kalıyorsunuz. Her kurtarıcı kurbandır ve her kurtarıcı eninde sonunda kurtarıcılık yaptığı kişiye de zorbalık yapmaya başlıyor. Mesela düşünsenize birini sürekli memnun etmeye çalışıyorsunuz. Her istediğini yerine getirmeye çalışıyorsunuz. Peki ne zamana kadar? Beklediğiniz takdiri, övgüyü almadığınızda ya da artık onu memnun edemediğinizde ona kötü davranmaya başlıyorsunuz. Ne yapsam da sana yaranamıyorum. Sen kendini ne zannediyorsun? İşte saçımı süpürge ettim ya da her şeyi yaptım ama yaranamıyorum demeye başlıyoruz. Ve bir gün sonra, bir süre sonra en çok fedakarlık yaptığımız insanlar en çok da biz kötü davranma hakkını kendimizde buluyoruz. Bu da bizim zorbalık kimliğimizin başladığı noktadır. Kurban ve kurtarıcı arasındaki denklem bağımlı bir ilişki modelidir aslında. Kurtarıcı kurbana bağımlıdır, kurban kurtarıcıya. Ama dışarıdan hep sanki kurban kurtarıcıya bağımlıymış. Kurtarıcı olmazsa kurban başının çaresine bakamaz. İşte kurban işte hayatını ikame edemez gibi algılanır. Hayır. İş başa düştü mü herkes başının çaresine bakıyor. Evet. İş başa düştü mü herkes kendine göre bir yol çiziyor. Su yolunu bulur misali. Yeter ki kurtarıcı da kurbandan aldığı bu sekonder, ikincil kazançlardan vazgeçmeyi bilsin ya da onun yerine daha sağlıklı yöntemler koysun. Çünkü kurtarıcı da kurbana bağlıdır. Çünkü kurtarıcı kurbanlar olduğu sürece kendini kurtarıcı hisseder. Şimdi şu kravatta arkada görünen kısa bölüm mü kurtarıcı, önde görünen uzun bölüm mü kurtarıcı? Şimdi Ceyhun diyor ki ikisi birden görünüyor, kravatını düzeltelim dedi. Ceyhun hep böyle söyler zaten. Ben de şeyi merak ettim. Hangisi kurban, hangisi kurtarıcı? Şimdi görünüşte kurtarıcı büyük olandır. Tamam. Yani ön tarafta problemi çözen taraftır. Şimdi bu böyle arkaya gitti mi Ceyhun'un gözüne takılıyor. Orada kurban gibi evet, arkada duruyor. Kurban gibi görünüyor ama aslında şöyle bir şey var. Bu olmadan bu da olmuyor. Çünkü bu bunun devamı aslında. Bu bir bütün gibi. Kurtarıcı kurbanın varlığıyla bir şeyler hissediyor. Yani psikolojinin belki en önemli vurgularından biri şu. Süre gelen bütün davranışlarımızın altında bizim bir ihtiyaç ve beslenmemiz yatar. Yani biz kurtarıcıyla devam ediyorsak muhtemelen bundan besleniyoruz. Bu bizim kazanç kapımız. Kahraman oluyoruz. Kahraman. Birinin kahramanıyız. Evet. Kendi algımızda. Ama millet olarak seviyoruz kahraman olmayı. Böyle kurtarıcı olalım, kahraman olalım. Birinin hayatında özellikle vazgeçilmez olalım. Bunlar bizi aslında bencillerin ve kurban görünümlü narsistlerin de tuzağına düşürüyor.
biz onlara kahraman olmaya çalışırken onlar bunun tadını çıkarıyor. Evet. Konforundan çıkmıyor. Konfor alanının dışına çıkmıyor. O zaman şu teoriye geri geliyoruz. Kurtarıcı da kurbana bağımlıdır. Evet. Bunu aymazsa, uyanmazsa eğer evet. Nereye kadar? Ya zorbaya dönüşüp tepkiler aldığında, ya kurban yeni bir daha iyi bir güçlü kurtarıcı bulduğunda, ya da kurtarıcı yeter artık deyip isyan edip ben yoruldum artık dediğinde, ama bu da genellikle 40 yaşından önce olmuyor. Bir terapi almadıysanız, bir kitap okumadıysanız, bir eğitim almadıysanız 40'ından önce kolay kolay insanlar kurban veya kurtarıcı olduklarının farkına varmıyor. Çok doğru bir şey söylediniz. O evet, o saate kadar insan bunu anlayamıyor, evet. Ve onların tuzağına düşüyor. Bazen bu en yakın arkadaş olabiliyor. Herkes olabiliyor. Evet. Çocuğunuz dahil olabiliyor. Arkadaşınız olabiliyor. Anneniz olabiliyor. Gözünüzü açıyorsunuz. Hep bir şeyleri koştururken buluyorsunuz kendinizi. Küçük yaştan itibaren başınızın çaresine bakmak zorunda kaldıysanız siz müthiş bir kurtarıcı yeteneği kazanıyorsunuz. Küçük yaştan itibaren kardeşlerinize annelik yapmaya başlıyorsunuz. Hatta anne ve babanıza bile anne babalık yapmaya başlıyorsunuz. Hayat sizi bu yola mecburen teşvik ediyor. Bulunduğunuz toplumun şartları, ailenin dinamikleri, diğer imkanlar, imkansızlıklar nedeniyle siz başınızın çaresine bakmaya başlıyorsunuz. Hal böyle olunca da profesyonel olarak kazandığınız en iyi yöntem kurtarıcılık. Bir de şöyle bir şey de oluyor ya, insan kurtarıcı rolüne soyunduğunda ya da kendini öyle addetmek istediğinde mutlaka o yaptığının, kurtardığı, yaptığı, anladığı, iyilik yaptığını zannettiği şeyin bir de reklamının yapılması gerekiyor ya. Evet. Onun kurtarıcının altının çizilmesi için. O da ya, ben de kendim bu evrelerden çok geçtiğim için çok net görebiliyorum. O da insanı nasıl çiğ duruma düşürüyor. Hani çünkü samimi görünmüyor bu sefer, değil mi? Yani samimi böyle de görünmüyor. Ne gerek var bunu söylemeye ya da bunu böyle ortaya koymaya da oluyor. Ya bir de zaten şöyle bir şey var. Bir kere yaptığınızı görmeyen, üç kere yaptığınızı görmeyen, bin kere yaptığınızı da görmüyor. Yani siz insanlara, yani belli insanlara diyelim ki fedakarlık yapıyorsunuz. Bu fedakarlık. Onun kıymetini bilmeyen, bir kere yaptığınızı görmeyen, bin kere de yaptığınızı görmez. Yani ben daha çok yaparsam daha çok kıymetim görünür denklemi hayal kırıklığıdır aslında. Ve burada şunu da yapmak gerekiyor. Ben şuna çok inanıyorum. İnsanlar konfor alanından çıkmadıklarında bazı fix kelimeler kullanırlar. Ama ile başlayan mazeret kültürü. Mesela neler? İşte ama işte imkanım yok. Ama işte oraya gidecek yol haritam yok. Mesela ama çocuklar var işte. Ama çocuklar var. Evet. Lazım. Ama işte sorumlu olduğum annem babam var. Veya her zaman bir gerekçe var. Şimdi ben 10 gündür yurt dışına eğitimler veriyorum. 4 gün Hollanda'da, 4 günde işte Almanya'dayım. Haftaya yine Almanya'ya gidiyorum. Çok enteresan hikayeler var. Ben yurt dışında yani tanık oldum. Bir hanımefendi kalktı seminerde, dedi ki hocam, dedi ben, dedi kendimi hiç bozmadım, dedi. Kendimi hiç bozmadım. Ne demek istiyorsunuz tam olarak, dedim. Ben, dedi, 35 yıldır şeydeyim, dedi, Hollanda'dayım, dedi. Hollandaca bilmiyorum, dedi. Aferin sana. Hiç, dedi, bilmiyorum. Hiç, dedi, kültürümü kaybetmedim. Ben de dedim ki yanlış anlamayın ama siz uyumsuzluğun adını millileşme olarak veya kendini kaybetmemek olarak algılatıyorsunuz veya yorumluyorsunuz. Buna benziyor aslında. Yani insanlar konfor alanından çıkmayarak ya da kendi üzerine düşen sorumlulukları almayarak bunu da başka şekilde açıklıyorlar. Veya bir başkasına diyorum ki mesela 20 yıldır Almanya'dasınız, neden Almanca öğrenmediniz? Ama çocuklar vardı, ama işte eşim izin vermedi, ama işte gidemedim, ama şudur. Yani tamam, gerekçeler vardır ama şunu da çok net biliyoruz ki başkaları odaklı yaşayan insanlar istediklerini alamadıklarında, kendine döndüklerinde o bütün mazeretleri kendisi kaldırmaya başlıyor. Şeyi görmüşsünüzdür. İşte kilolarından rahatsız olan eşi onu terk etti. Ondan sonra 90 kilo verdi. 170'den 70 kiloya düştü. Buradaki motivasyon kaynağı ne? Terk edilmek, değil mi? Demek ki bazen istemesek de başımıza bir şeyler geldiğinde biz kendimizi motive edebiliyoruz. Yani insanın aslında kendini bulması, evet, ya da bu rollerden çıkması biraz da yaşadığı negatif şeylerin sonucu da olabiliyor. Tabii ki kaygı odaklı motivasyon mesela. Tam gideceksiniz, gitmek istediğinizde karşıdaki diyor ki tamam, söz toparlanacağım, düzeleceğim. Tam gidiyorsunuz, tamam ne istiyorsan yapayım. Şimdi bizim toplumda öyle bir yapı var, yani biz kaygı odaklı motivasyona sahibiz. Kaybetme korkusu bizi yola getiriyor. Terk edilme korkusu uyumlu hale getiriyor. İşte İşten çıkarılma korkusu mesaiye uymamıza yönelik bir eyleme dönüşüyor. Niye biz kendi sorumluluklarımıza sahip değiliz de biri sürekli bizi korkutup tehdit etsin? Neden biz dışarıdan bir korku veya kaygı odaklı motivasyona sahibiz?
Hani sen gittin ben güzelleştim diye bir kitap çıktı değil mi? Altına bir yorum yazılmıştı. Güzelleşseydin gitmezdim. Hı hı. Değil mi yani? Şimdi böyle de bakmak lazım. Başımıza bir şeyin gelmesi için illaki en kötü sahnede yaşamamıza ama gerekiyor. Ama o da oluyor hocam ya. Oluyor, kaçınılmaz oluyor ama yani. Biz kendi sorumluluklarımızı alalım. Mesela kilo vermemiz için illaki birilerinin bizi aşağılayıp küçümsemesi veya şey yapması, değersizleştirmesi gerekmiyor. Bizim hayatımızda biri olmadan da biz bu beden sağlığımıza, ruh sağlığımıza kıymet vermeliyiz. Bizim hayatımızda birileri iyilikten anlamadığında da, anlasa da anlamasa da bizim kendimize değer vermemiz gerekiyor. Niye illaki bir duvara toslamamız gerekiyor sarsılmak için? Ya ama oluyor işte dedim. Kaçınılmaz. Hepimiz yaşadık. Siz hiç duvara toslamadınız tosladık mı? Tosladık ama zaten eğitimin amacı nedir? Hı-hı. Duvara toslamadan yani o 40'ına 50'sine gelmeden bunların farkına varmak. Ya da toslasak bile bunu aslında yeniden kendini üretmeye kullanabilmek, geri dönüşümlü bir hale getirebilmek, yaşadık negatif anlamlandırmak, yeniden bir oradan bir süreç başlatmak, hani kendine kızmayı da bırakmak, buna neden olan insanlara da kızmayı bırakmak ve ben buradan ne deneyim çıkarırım ona odaklanmak. Peki burada diyor ya sizi suçlu ve borçlu hissettirenlerden kurtulmanın yolları. Evet. Burada beni suçlu ya da borçlu hissettirenden mi kurtulmam gerekiyor? Suçlu ya da borçlu hissetmekten mi kurtulmam gerekiyor? Hislerden kurtulmadığınız sürece senaryo değişmediği için oyuncu değişiyor. Bugün anneniz sizi suçlu borçlu hissettirir. Yarın bu motivasyondan dolayı mutlaka bu manipülatör eylemlere sahip olan biri yine sizi suçlu ve borçlu hissettirir. Anne veya babanızın bayrağını eşiniz alır, arkadaşınız alır, olmadı çocuğunuz alır, olmadı patronunuz alır. Siz suçlu ve borçlu hissetmeye müsait bir senaryoya, bir şemaya sahipseniz, hele özellikle de bu toplumda her zaman bunu biri kullanıp kendi konforu ve menfaati için sömürecektir. Suçlu ve borçlu hissetmemizin kökeni çoğunlukla aileden gelen öğretilerdir. Hı hı. Yani çocuğu doğurduğu için veya çocuğu doyurduğu için onu hayatı boyunca borçlu hisseden bir anne babayla büyüdüyseniz veya dünyaya getirdiği için yaptığı her şeyi çocuğun gözüne sokan bir anne babayla büyüdüyseniz siz her bir çay ısmarlayana bile dünyaca borçlu hissedersiniz kendinizi. Hmm. Onu 10 tane çay ısmarlasanız bile borcunuzun bitmediğini düşünürsünüz. Suçluluk ve borçluluk manipüle edilmiş bir geçmişten kaynaklanıyor çoğunlukla. Peki çözümü nedir? Çözümü çok net. Kitapta da var. Sorumluluk alanında olanlar ve olmayanlar diye ayıracağız hayatımızda. Başkasının tercihlerinden ben sorumlu değilim. Hmm. Başkasının arzularından ben sorumlu değilim. Başkasının benimle ilgili beklentilerinden bana ait olmayan olmamasına rağmen benimle ilgili beklentilerinden de ben sorumlu değilim. Ben davranışlarımdan sorumluyum. Ben düşüncelerimden sorumluyum. Ben tercihlerimden sorumluyum. Ben yaptıklarımdan veya yapmadıklarımdan sorumluyum. Ama bu bayağı ciddi birey olma hali tabii aslında. Tabii ki de. Yani o sorumluluğu alabilmek yetişkin gibi davranma hali ki. Olgunlaşmak ve psikolojik sağlamlık sürecidir bu aslında. Ama biz yıllarca başkalarının sorumluluklarını kendi sorumluluğumuz zannettiğimiz için boğulduk. Ve hep yapmadıklarımıza gerekçe başkalarını, başka gerekçeleri öne sürüp kendimiz dışında. Onların talepleri dedik. Onların bizimle ilgili yorumları dedik. Aslında biz belki şurada hata yapıyoruz. Biz kendin olmakla bencil olmayı karıştırdığımız için kendin olmak istediğimizde, kendimiz olmak istediğimizde sanki bencillik yapıyoruz gibi. Kitabın bir bölümü de o. Hayır deme yöntemleriyle ilgili. Hı hı. Yani hayır dediğimizde sanki insanları dışlıyoruz. Hayır dediğimizde sanki biz sert bir duvar örüyoruz. Hayır ya bu o kadar şey değil. Yani ben çay içmek istiyorum demek nasıl ki insani bir tutumsa ben çay içmek istemiyorum da bir o kadar doğru bir şeydir. Şimdi ekran başındakiler, şu anda bizi izleyenler şunu diyebilirler. Ya işte bak Serhat Yabancı benden bahsediyor. Ben de kimseye hayır diyemiyorum ve bu yüzden de başıma çok şey geliyor. İşte bu da kurban. Evet. Şimdi sevgili seyirci sen de kurbansın o zaman. Yani kurban rolündeki bak kurban rolündeki ana dinamik ne? Sorumluluktan ve geçiş döneminin iyileşme stresinden kaçmaktır. Şimdi hayır diyememek bir insanın çok iyi bir insan olduğunu göstermez. Evet. Hayır diyememek senin uhrevi maneviyatının çok güçlü olduğu anlamına gelmez. Zayıf olduğunu gösterir. Kaygılı birinin olduğun anlamına gelir. Direkt altında ben kaygı ararım. Yani sen hayır diyemiyorsan hayır demekle ilgili sorun yaşamıyorsun. Hayır diyememenin sonuçlarıyla ilgili, hayır demenin sonuçlarıyla ilgili sorun yaşıyorsun. Hayır dersem ne olur? Bunun cevapları seni korkutuyor. Dışlanırım, sevilmem değil mi? Onaylamam, yalnız kalırım. Bu sonuçları göze alamadığın için hayır demiyorsun. Bunları çözdüğünde hayır demeye başlıyorsun. Veya birileri senin hayrını kabul etmiyor, senden vazgeçiyor. Bu da seni rahatsız etmiyor.
Çünkü hayatımız boyunca hep birileri bize evet diyemez ki. Veya biz hayatımız boyunca herkese evet diyemeyiz. Zaten sürekli herkese evet diyorsanız evetleriniz de müthiş derecede kıymetsizleşmiştir. Bir de insan hayatının destanını evet dedikleriyle değil hayır dedikleriyle evet. yazıyor. Yol ayrımınıza bakmamız gerekiyor. Yani en büyük kararlarda genellikle geçmişte de kendimizle en çok gurur duyduğumuz noktalar da onlardır. Dik duruşumuz da ortaya çıkıyor. Evet. Geriye dönüp baktığımızda hayır dediğimiz noktalarda daha çok kendimize gurur duyuyoruz. Doğru. Çünkü o zor olandır. Evet demek konfordur. Evet demek sahadan kaçmaktır. Minderden kaçmaktır. Aman gerginlik çıkmasın, ağzımızın tadı bozulmasın. Ali Rıza Bey modudur bu. Ağzımızın tadı bozulmasın diye taviz verdiklerimiz midemizi bulandırdı sonra. Biz ağzımızın tadını korumaya çalışırken midemiz hasta oldu. Hı hı. Yediklerimiz ve yuttuklarımız gün geldi artık bedenin isyanıyla ortaya çıktı. Çünkü arada yapabilirsiniz, arada alttan alabilirsiniz, arada izin alabilirsiniz, arada idare edebilirsiniz. Hepimiz yapıyoruz, ben de çok yapıyorum bunu. Ama sürekli alttan alırsanız eninde sonunda alttan aldığınız her şeyin altında kalıyorsunuz. Ve gün geliyor en çok idare ettiğiniz insanlar en çok tahammül edemediğiniz insanlara dönüşüyor. En çok idare ettiğiniz insanlar gün geliyor öksürüğüne bile tahammül edemediğiniz insanlara dönüşüyor. O da haksızlık aslında o evet. insana. Yani sen tamam yıllarca belki hiç hayır demedin bana, beni sırtında taşıdın en kaba haliyle. Ve bir gün benden rahatsız oluyorsun. Taşımasaydın, aynen o. Yapmasaydın yani niye ben orada öyle kötü oluyorum? Niye? Yani sen beni bir şeye alıştırıyorsun. Beni evet. sürekli idare edilmeye alıştırıyorsun. Sürekli benim beklentilerimi karşılamaya alıştırıyorsun. Yarın o bir gün yorulduğunda beni suçluyorsun. Ben memnun olmadığımda yine beni suçluyorsun. Tamam da beni bunu alıştıran sensin. Çünkü bizim toplumumuzda güzel bir söz var. Alışmış kudurmuştan beterdir. Kim alıştırdı onu? Hı hı. Değil mi? Yani burada aslında belki de gelişimin en önemli noktalarından biri şudur. İnsan kendini sorgulamaya başladığında, kendinden yola çıkmaya başladığında iyileşmeye veya farkındalığı geliştirmeye başlıyor. Bizde bir problem var. Hı hı. Herkes başkasını suçluyor. Öteki odaklı olduğumuz için ilerleyemiyoruz. Herkes kimseye güvenmeyeceksin diyor. Herkes bu hayatta kimseye çok değer vermeyeceksin diyor. Sürekli sosyal medyada bu hayatta kimseye bağlanmayacaksın, değer vermeyeceksin, güvenmeyeceksin diyor. Onlar kim? Kim onlar? Biri çıkıp diyor mu ki evet o bahsettiğiniz insan benim demiyor. Ben bu kadar insanlara çok güveniyorum. Bu benimle ilgili bir problem. Hı hı. Ben insanlara gereğinden çok değer veriyorum. Bu da benimle ilgili bir problem. Niye tanımadan değer veriyorum? Niye o insanın benim için doğru insan olup olmadığını analiz etmeden hemen hayatımın merkezine koyuyorum? Neden en baştan 100 puan veriyorum? Ne var? Ondan başlayalım. Hak ettikçe ya da bana uydukça puanını arttırayım. Ben en başta 100 veriyorum. Zaten 110'u yok ki bunun. Hı hı. Ne oluyor? Bana küçük bir uyumsuzluk olduğunda diyorum ki beni kandırdı. Çok değer vermişti. Evet. Biz en başta 100 puan vererek kendi içimizdeki aslında duygusal yoksunluğun sesini kısmaya çalışıyoruz. Ya o konuda benim kafam çok karışık. Niye ki ben hakim değilim, yargıç değilim, jüri değilim, bir şey değilim. 100 puan veririm, herkese veririm şu anda 100 puan. Ama hayal kırıklığı yani sen yaşıyorsun. Tamam yaşayayım ama hayal kırıklığı. Ama sürekli hayal kırıklığı yaşayacaksın. Yani birine 100 puan vermek, onun önden iyi bir insan olduğu kabulüyle i̇yi. Yola çıkmak. İşte o artı 10 ile 20 arasıdır. Hı hı. En baştan kötü demiyorsun. Nötre yakın bir şeysin. Tanımadan birine yüklediğiniz anlam onun gerçekleriyle ilgili değil, sizin senaryonuzla ilgilidir. Birini tanımadan ya bu çok iyi birine benziyor. Bu onunla ilgili bir şey değildir. Bu sizin kendi gerçekliğinizdir. Ya onun tipiyle ilgili bu kanıya vardınız. Ya sizin geçmişte bir hikayenizin aktör veya aktrisine benziyordu. Ona benzettiniz değil mi? Ya da sizin profilinizdi. Siz diyelim sarışın yeşil gözlerden hoşlanıyorsunuz. Ya iyi birine benziyor diyorsunuz. Fakat insan kendini çok kolay kandırabiliyor. İsterse. Her şeye güzel bir zemin buluyor beyninde. O zemini oturtuyor. Ve her şeye kendini inandırabiliyor. Yani kediydi galiba. Kedi yavrusunu yemek istediğinde onu fareye benzetirmişler ya. Onun gibi insan da kendini kandırmak istediğinde onu mutlaka rasyonelize ediyor, bir mantığa dayandırıyor. O hatayı bilerek, isteyerek aslında kendine hak görüyor. Fakat bunu yaparken de arkada makina susmuyor. Çalışıyor ve o çalıştığında insanın kalbine çöken bir böyle kara bulut oluyor. Evet. Yani insanın değil mi anlıyor onu yani hocam. Kendini kandırsan bile orada bir işte, bir dakika ya evet. Aslı sen kendini kandırıyorsun ama bak ben yine de bunu görüyorum. İleride bu başımıza şey bela olacak. Yani. Evet yani orada insan kendini kandırsa da aslında biliyor. Herkes her şeyi biliyor aslında. Aslında kendimizi kandıramıyoruz. İkna ediyoruz sadece o kararı evet. yapmak, almak ya da o davranışı yapmakla ilgili. Orada devam eden bir değirmen dönüyor orada. Evet. O çünkü bir ilişkinin başında kafanıza ne takıldıysa, aşamadıysanız genelde sonuna kadar da o pisin başınızın belası oluyor.
Yani ona çok dikkat etmek lazım. Ben ikinci, üçüncü kitabımda da bunu değindim. Hatta birinci kitabımda kapak altı cümlesiydi. Yanlış bir ilişkinin başlama nedeniyle bitiş nedeni aynıdır diye. Yani en başından gözünüze batan bir şey, onu çözdünüz, çözmediniz, o hep zihninizi meşgul ediyor. Peki burada ne yapmak lazım? Bizim hani insanlar genellikle tanışarak evlenir ya, biz evlendikten sonra tanışıyoruz. Biz insanlar problemlerini çözer, öyle evliliğe geçer. Hı-hı. Bizde şöyle bir şey var. Nikahta keramet ver düşüncesiyle evlendiğimizde her şeyin çözüleceğini düşünüyoruz. Hı-hı. Onun için o problemler, aklımıza, zihnimize takılan problemler hep düğünden sonra yatıyoruz. Sanki orada bir pencere açılacak. Belli, her şey geçecek gibi. Belli bir yaşa kadar bunları hemen hemen hepimiz yapıyoruz. Belli bir yaştan sonra insan kendine doğruyu söylemeyi, artık onu bir zemine, haklılık zeminine kendini kandırarak oturtmaması gerektiğini yüzleşiyor. Çok net görüyor, yüzleşiyor. Ve ondan sonra da kendine dürüst olma dönemi başlıyor. Ama bu genelde 40'tan sonra, 50'den sonra herkeste olur mu hocam? Yani kimileri hala kandırmaya devam ediyor mu? Eğer ya şöyle bir şey var. Ya problemi çıkaran kafayla problemi çözemiyoruz. Siz kendinizi böyle ikna ettiyseniz, ki sizi kimse zaten başka türlü ikna edemez. Sizin bu farkındalığa girebilmeniz için mevcut düşünce sisteminizin yeni girdilere sahip olması gerekiyor. Hı-hı. Yani ne olacak? Yeni bir bilgi girerse zihin farklı bakmaya başlıyor. Mesela? Yani kitap okuyacaksınız, YouTube izleyeceksiniz doğru kaynaklardan. Gerekirse uzman desteği alacaksınız. Kendinizi geliştirmeden bu problemin içine çıkamazsınız. Bilseniz de çıkamazsınız. Niye? Bilgi var ama yöntem yok. Yakınlar da önemli. Evet. Yani insanın güvendiği yakınları da çok önemli. Ama insanoğlu, hani son zamanlarda popüler bir söz var ya, insanoğlu hayattaki samimi 5 arkadaşının ortalamasıdır derler ya. Hı. Ya da en yakın 5 insanın ortalamasıyız derler ya. Çok doğru aslında. Hayatımızda en samimi olduğumuz insanlar her biri bizden birer parça taşır. Hı hı. Bazıları birden çok parça taşır. Yakınımız bizim düşüncemizi destekleyen veya çökerten bir duruma sahipse, yani mesela ya sen yanlış düşünüyorsun aslında bu olay böyle, bak sen bunu görmek istemiyorsun diyen var, bir de ya yaşa gitsin ne olacak, en fazla üzülürsün ağlarsın diyen var. O çevrede yeni bir bilgi girişi veya tam tersine eski bilgiyi pekiştiren kişi olabilir. Bu da bizim için önemli. Ama hayatımızda farkındalığı yaşamak istiyorsak illa 40'ını beklemiyorum. Çünkü insan hayatının yeni baharını, yeni penceresini 40'ına vardığında açmıyor, farkına vardığında açıyor. Vay, ne güzel söz o. Ne zaman farkına varırsanız o zaman yeni pencereler açılıyor hayatınızda. Ama siz ne kadar ertelerseniz o kadar gecikir. Bu 40 olur, 50 olur, artık bilemeyiz. Ama bir gün o pencereyi açabilme halde, yaşı kaç olursa olsun önemli. Ne, yani bir şekilde artık farkına varmış demektir. Varmadan gitmemiş demektir. Evet. Ne kadar farkına varırsa. Ama bu hep kazançtır, onu söyleyeyim. Değil mi? Yani farkına vardığınızda, mesela kurtarıcı bu kurtarıcılığın farkına vardığında ya da kurban kurbanlığıyla yüzleştiğinde, hı hı, farkına vardığında neyi fark ediyor biliyor musun? Kendini ne kadar ihmal ettiğini, başkalarının ihtiyaçlarından, isteklerinden, hı hı, dolayı kendi kalbinin sesini duyamadığını fark ediyor. Hı hı. Çünkü gürültü, insanın gürültülü bir yaşamı seçmesi kendi sesinden kaçışın, hı hı, göstergesidir. Kendi kalbinin sesini duymak istemeyen, bedeninin sesini duymak istemeyen insanlar başka gürültülerle bunu duymaktan kaçarlar. Hmm. Çünkü ben kurtarıcılarla çalışıyorum diyelim mesela. Seans yapıyoruz, çalışıyoruz. Kurtarıcıyla yüzleştirme yaptığımda, onu o mekanizmada çektiğimde ilk söylediği şey şu: peki ben bundan sonra nasıl kendimi mutlu edeceğim? Ya, değil mi? Çünkü orada ne var? Kurtarıcı müthiş derecede besleniyor bu roldan. Çünkü şu da var. İnsan bilmediği bir iyiliktense bilinçaltının bildiği bir cehennemi tercih, evet, ediyor. Anadolu'da çok güzel bir karşılığı var bunun. Ne? Bildiğin ayran bilmediğin yoğurttan iyidir misali. Yani bilinmezlik her zaman korkudur. Onun için bazı insanlar döner dolaşır eski eş ve sevgililerine döner. Bazı insanlar defalarca denemesine rağmen yine bir kere daha deneyeyim diye o patinajlı ilişkilerden kurtulmaz. Bazı demeyeyim, birçok insan. Pandemide bunu defalarca gördük. O zamanki katıldığım televizyon programlarında hep vurguladım. Bana dediler, hocam pandemide ilişkilerle ilgili bizi ne bekliyor? İlk söylediğim şey şuydu: İnsanlar eski eş ve eski sevgilileri tekrar deneyecekler. Ve birçok ünlü, yani globalde de evrenselde de birçok ünlü eski eşine döndü. Yalnızlıktan iyidir diye. Çünkü o şartlarda birini tanımak çok zor pandemi ortamında. Bilinen... Tanıma şart mıdır? Riski göze alıyorsanız... İnsan yalnızlığıyla da yürüyebilir. O da var. Mecbur muyuz her dakika, pandemi var, kimse evden çıkamıyor. Mecbur muyum ben yanıma sürekli birini bulmaya? İşte zaten insan kendisiyle barışıksa, kendini mutlu edebiliyorsa,
kendisiyle zaman geçirmekten sıkılmıyorsa ilişki onun oksijeni falan değil. Yeni bir musluğudur. Hayatınızda 7-8 tane beslenme musluğunuz var. Sizin bir mutluluk havuzunuz var ve bu havuzunuzu birçok musluk dolduruyor. Hı hı. İşiniz, arkadaşlarınız, sosyal hayatınız, sporunuz, sanatınız, kök aileniz, değil mi? Kendinize ait zamanınız. Sizin zaten yürüyen bir sisteminiz varsa hayatınıza giren insan bu musluklar içerisinden bir tane musluk olur ve kapladığı yer kadar bir etki yaratır. Giderken de kapladığı yer kadar boşluk bırakır. Ama sizin zaten %70'iniz dolu. Acı yaşarsınız, ayrıldığınızda üzülürsünüz ama sizi ayakta tutan nedir? Devam eden bir hayatınızdır. Hı hı. Ama sizin bir hayatınız yoksa gelen kişi bütün havuzu kaplar, giderken de hiçbir şeyiniz kalmaz. Sonra bizim arabesk kültürü başlar. Sensiz ben bir hiçim. Kurban. Evet. Sen olmadan ben yok olurum. Yani kurban moduna giriyoruz. Neden? Kişi kendini ne kadar, kendi ihtiyaçlarının sorumluluğunu ne kadar almazsa o kadar bağımlı oluyor. Peki biz de sorduk efendim size. Kurban mısınız, kurtarıcı mısınız? Siz nesiniz acaba? Kurban mısınız, kurtarıcı mı? Genellikle kurtarıcıyı oynuyorum. İkisi de doğru bir şey değil. Neden kurtarıcıyı oynuyorsunuz? Sanırım öyle uygun düşüyor. Kurtarıcı olmayı isterim. Görevim gereği. Emekli öğretmenim. Kurbanız. Yaşadığımız şartlardan dolayı. Kurtarıcı. Çünkü ben başkasına yardım etmeyi seviyorum. Genelde kurtarıcı olduğumu düşünüyorum. Kurtarıcı. Çünkü iyilik yapıyorum. Garibanlara emek veriyorum. Kurtarıcıyım. Kurbanım. Kurban. Şimdiye kadar bir şeyleri kurtardığımı düşünmüyorum. Kurtarıcı. En basiti şuradaki SMA hastası var mesela. Onu kurtarabiliriz diye düşündüm. Ve gerekeni de yaptık. Kurban. Kurtarıcı olmak için birazcık yetkilere gerek lazım. Öğrenciyim ben. Yabancı öğrencileri de görüyorum. Kendi öğrenci, yani Türkleri de görüyorum. Bana KYK çıkmıyor. Yurt çıkmıyor. Burs zaten çıkmıyor. Kurtarıcı. Yardım etmeyi severim ondan dolayı. Genelde insanlara değil de sokak hayvanlarına oluyor. İnsanlara çok ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. Ben kurtarıcıyım. Genelde deprem olduğu zaman birilerini kurtarmak aklıma geliyor sürekli. İkisi de değilim. Güzel. Bu sorular için de size ve ekibimize çok teşekkür ederim. Aa, ne demek, kurban ya da kurtarıcı, işte hepsinden de var hepsinden biraz. Hepsinden de var ve yani ortalama 18-20 yaşındaki genç kızımız bile ne diyor? Kurban. Kurtarıcıyım diyor. Ha bir de son kurban de, diyen evet, var ya. Mesela genç bir kız niye kurtarıcıyım diyor. O yaşta neyi kurtarıyor? Ya da niye kurban diyor. O evet, da acayip ya da niye kurban? Yani. Evet yani neyi görüyoruz? Hı-hı. Bakın nasıl roller hemen bölüşülmüş. Yardımseverim, kurtarıcıyım. Kurbanım çünkü işte sistemin kurbanıyım ya da ailemin kurbanıyım. Aslında ikisi de hemen hemen aynı. İkisi de sonuçta kaybedenler kulübü aslında. Ya bu siyasette ya da vatandaşlıkta da böyle olmuyor mu? Evet. Yani birileri uzaydan gelmiş de bizi yönetiyormuş ve bizim adımıza kararlar alıyormuş gibi davranıyoruz. Ya arkadaşım yani böyle bir şey yok ki, ben kurbanım. İşte birileri benim, öyle bir dünya yok. İşte kurban ne yapar? Sorumluluktan kaçar dediğimiz, hı hı, şey bu. Kurbanlar karar alma sorumluluğundan kaçarlar. Çünkü karar almanın getireceği bedelden kaçarlar. Ben öyle birini seçeyim ki o benim adıma karar alsın, benim adıma beni yönetsin. Bu sorumluluktan, hı hı, kaçmaktır. Tabii. Ve sorumluluktan kaçan insanlar kurtarıcılarına doğaüstü bir anlam yüklerler. Aslında onlar da o anlamın onlara tarafından yerine getirilmediğini bilirler. Ama iki seçenekleri var. Ya birileri onu, kötü de olsa birileri yapacak, hı, ya da kendisi sahaya çıkacak. Ben sahaya çıkıp yapacağıma başka biri daha kötü yapsa kabul edeyim. Twitter'da bir şey yazmaz. Gidip bir resmi daireye bir şey şikayet etmez. Kaldırımın hesabını sormaz. Evet. Sokak hayvanları için mücadele yollara etmez. Çıkmaz. Evet. Bir şey için mücadele etmez. Sokağa çıkmaz ama kurban. Evet. Şimdi böyle olunca da... Bu kurban zaten gizli bencillik barındırır. Unutmayın. Yani kurbanlık gizli bencilliğin farklı versiyonudur. Ben hiçbir şeye karışmayayım, mağduru oynayayım ve herkes beni mutlu etmeye çalışsın, bana hizmet etsin. Bu tembellik değil mi aynı zamanda? Bencillik, tembellik, konfor alanına hapsolmak ve çıkmamak. Hı. Mesela düşünsenize, mesela eski anneler bunu çok yapardı. Yani sürekli o annelik vazifelerini yapmamak için sürekli dizleri ağrırdı, sürekli tansiyonları çıkar, sürekli işte böyle mağdur edebiyatıyla çocukları sürekli etrafında toparlardı. Siz evlenirsiniz, terk depresyonu yaşar. Siz, hı, evden ayrılmak istersiniz, ben bittim öldüm der. Sizi doğurduğu için sürekli sizi borçlu ve suçlu hissettirir. Neden? Konfor alanında kalın ki onun hayatına hizmet edin diye. Yani bu toplumun genetiğinde bu var. Bu toplum kurban olmayı seviyor. Bu toplum kurbanlıktan müthiş prim kazanıyor.
Bunu sadece yönetim, siyaset değil, birebir ilişkilerde bile bunu yaşıyoruz. Hmm. Yani şurada bir kurban olsun, 40 tane kurtarıcılığa soyunan açılım ben tabii kurtarıcıyım diye hemen soyunan insanlar oluyor. Yani insanların vicdan demeyeceğim, vicdan yanlış bir kelime burada, merhamet duygularına hitap ederek kendine bir yer ediniyor kendine aslında. Kendine bir menfaat elde ediyor. Ama şunu unutmamak gerekiyor. Sağlıklı bir ilişki yürütmek istiyorsak aklımızı merhametimize kurban etmeyeceğiz. Akıl merhametin gerisine düştüğünde o merhamet size her türlü manipülasyona izin verecek, hatalar yaptırır. Hı hı. Mantıkla bunu yöneteceğiz. Mantık ve akıl nedir? Bu da bilginin sayesinde hı hı oluyor. Kardeşim sürekli kumar oynuyor. Bunun borcunu ödemek benim görevim mi? Mesela bu bir tam bir kurban tuzağıdır aslında. Niye benim görevim olsun? Ama mesela, ya, oynamayacak. Ama 20 yıldır bu borcu ödeyenler var. Çocuğunun rızkından alıp kardeşin her seferinde borcunu ödüyor. Niye ödüyorsun? Ödemezsem içeri girecek. Bu onun tercihi. Hani bir kere iki kere yardım edersin ama bu onun bir yaşam tarzıysa, evet, ya belki de şöyle bir şey var. Belki de kurtarıcılar bıraksa kurbanlar başının çaresine bakacak. Çünkü kurtarıcılar da kurbanların büyümesini engelliyor. Sen belki diyelim ki sürekli kumar oynayan kardeşinin borcunu ödemezsen, belki bu da cezaevine girecek, evet. Ama oradan belki akıllanacak, nasiplenecek. Ya da diyecek ki aslında benim borcumu ödemeyecek, ona göre oynuyorsam oynayayım. Senden umudu kestiğinde yaşadığı veya davranışını, o pedagojide güzel bir kural var ya, davranışının sonucunu yaşatmak. Hı hı. Belki de bununla yüzleşecek. Biz bir fırsat vermiyoruz ki insanlara. Kurtarıcılık egomuzu tatmin edeceğiz diye. İnsanların hayatında vazgeçilmez olacağız, güçlü hissedeceğiz, kahraman olacağız diye kurbanları daha da acizleştiriyoruz. Anlayış göstermekle taviz, birine taviz vermek arasındaki farkı karıştırıyoruz bence. Kesinlikle. Yani işte insanın hayatı, insanın kocası iflas edebilir. Kötü bir dönemden geçiyor olabilir, başka bir şey yaşanıyor olabilir ama bu sürekli bir şekilde devamlı o adamın bunu bahane olarak kullanarak, bunu sürekli ortaya koyarak artık rant elde etmeye başlaması. Burada çizgi ne biliyor musun? Hı hı. Sürecin olduğu yerde tercih vardır. Bak, süreç varsa, yani bir davranış sürekli devam ediyorsa burada bir tercih vardır. Hani bu eski Türk filmlerinde, hı hı, vardır ya işte, bir soru niye yaptım? Şimdi mesela hani hata yaparsınız, kontrolü kaybedebilirsiniz, bir şeye batarsınız, çırpındıkça batarsınız. Bu son zamanlarda işte borsalarda falan çok olan şeyler. Ama bir şeyi yapıp bunun sonuçlarına rağmen, sonuçlarını görmenize rağmen o süreci devam ettiriyorsanız bu artık tercihtir. Evet. Yani yoksa hepimizin başına her zaman her şey gelir, gelmiştir de gelebilir de. Bunu yönetemeyiz. Ne dedik? Sadece kontrolümüzde olan şeyler vardır ve sorumluluğumuzda olan. Kontrolümde olan nedir? Tercihlerim, düşüncelerim, kolumu kaldırıp indirmem, değil mi? Bir şeye evet demem, hı-hı, veya hayır demem. Kontrolümde olmayan şeyler nelerdir? Başkalarının dedikleri, başkalarının benden habersiz, benden beklentileri, dış dünyadaki gelişmeler, değil mi? İlahi dengeler, dünyanın hareketleri, yani bunları ben kontrol edemem. Kontrol edemediğim yerde sorumluluğum da yoktur. Bir de şu da var, hani kadınlara da erkeklere de bunu söylemek gerekiyor ama özellikle kadınlara, yani hayatınızdaki erkek hani size bir takım arazlar doğrultusunda davranıyor ama bunların gerekçesini de biliyorsa ya ve kendini de doğru tahlil ediyorsa ama bir arpa boyu yol alınmıyorsa bu insan düzelmek değil idare edilmek istiyor. Evet. Yani itiraf edenler var ya, ben aslında biliyor musun işte aşağılık kompleksi yaşıyorum ya da işte çocukken bana bunlar yapıldı. Ben bunların sonucunda bunu yaşıyorum. Adam gelmiş 50 yaşına mesela. Buna sığınıyor aslında. Sığınıyor. Bunu biliyorsun, tamam, hadi gel o zaman düzeltelim. Bak öneriler bunlar. Uzmana gidelim. Ama hayır, buna hiç yanaşmıyor. Bu insan, karşınızda böyle birileri varsa bence kendi tecrübelerimden, düzelmek değil İdare edilmek istiyordur. Senin merhamet haznene sığınmaya, evet, çalışıyor. Ve adını ne koyuyor? Ben böyleyim. Evet. Beni olduğum gibi kabul et. Kimi olduğu gibi kabul ederiz? Olmuş kişiyi olduğu gibi kabul ederiz. Olmuş, olgunlaşmış. Saygısızlık yap, sorumsuzluk yap, sadakatsizlik yap. Sonra geldi ki beni olduğum gibi kabul et. Ben seni kabul edersem kendime reddetmiş olurum. Yani, ay ne güzel söylediniz. Ancak olgunlaşmış ve olmuş bir insanı olduğu gibi kabul ederim. Olduğum gibi, birini olduğu gibi kabul edebilmem için onun bana zarar vermemesi gerekiyor. Birinci kural. Ama dediğiniz gibi bencillik yapıyor, saygısızlık yapıyor, sorumsuzluk yapıyor, bağırıyor, öfkeleniyor. Sonra diyor ki beni böyle olduğum gibi kabul et. Ben seni böyle kabul etmek zorunda değilim. Seni böyle kabul eden insan kendisinden vazgeçmiştir zaten. Sana da muhtemelen bağımlı
tarzda ilişki yürütüyoruz. Ya şimdi kimseye ne yapacağını söylemek haddimiz değil ama sonuçta da çekin gidin ya, yani o kadar da değil artık, bu kadar da korkmayalım. Yani, ama bu kadar evet. da korkarak, yani pardon ya, bir ilişkiyi bitirmek bu kadar korkulacak bir şey mi? Dünyanın sonu mu, bir kendimize gelelim. İşte kurban psikolojisi var ya, yani onun altında ne yatıyor biliyor musun? Sürekli mesela yakınıyor, bana böyle davrandı eski sevgilim, kocam veya annemin fark etmiyor, cinsiyete takılmayalım. İşte bana kocam böyle yapıyor ya da hanımım bana şunu yaptı, bunu yaptı. Bazen ben soruyorum, ayrılmayı düşündünüz mü? Yok, niye? Çocuk var. Sonra soruyorum, çocuktan önce o zaman da yapıyordu. Yani biz ayrılamadığımız için o kurban psikolojisiyle bir yandan da başkalarının teşvikini bekliyoruz. Yani ayrılıp ayrılmamak bir tercihtir. Buna kimse yorum yapamaz. Siz de ona dikkat, özellikle altını çizerek söylediniz. Kesinlikle. Ama şuna da karar versinler. Ayrılamıyorsun diye başkasının huzurunu da kaçırma hakkın yok. Yani sadece başka insanların değil, çocuğunun da huzurunu kaçırma hakkın yok. Hem o insan, hem kocanla ilişki yürütüyorsun veya hanımınla ilişki yürütüyorsun. Hem de her gün çocuğuna diyorsun ki babam bana bugün bunu yaptı, annem bana bugün bunu dedi. Kardeşim çok net. Sen çocuğunun evliliğini mutsuz etme hakkına sahip değilsin. Ya ilişkini düzeltirsin ya da bitirirsin. Ortası yoktur bunun. Ha, bu şekilde yaşamaya devam edebilirsin ama bunu hayatındaki insanlara huzursuz ederek bedel ödetemezsin. İlgisi olmayan insanlara. Çocuklarına sürekli anlatıp onların evliliğini mutsuz etme hakkın yok. Bu çok ciddi bir manipülasyon ve çok ciddi bir bencilliktir. Çünkü o çocukların evliliği bundan zarar görüyor. Dırdır etmek eylemden büyük hale geldi. Evet, yani psikolojik şiddet. Eyleme geçmek yerine dırdır edip etrafımızı darlıyoruz. Sürekli konuşuyoruz. Böyle hep git o zaman. Sonra diyoruz ki biz ne dedi? Ben ne dedim ki diyor mesela. Ben bakıyorum şimdi, ben adliyede de çalışmış bir insanım. Hı-hı. Mahkemelerde de çalışmış bir insanım. Birçok olaya meslek hayatıma 20 yılda tanık oldum. Dırdır ediyor, fiziksel, duygusal, her türlü şiddet uyguluyor. Sonra diyor ki ben ne yaptım ki? Ben bir şey demedim ki. Şimdi toplum mesela sözel şiddeti ve psikolojik şiddeti önemsemiyor. Neye odaklanıyor? Sadece fiziksel şiddet. Ne söylersen söyle diyor, tokat atma hakkın yok. Ben de diyorum ki onun tokat atmıyor, atmaya hakkı yok, senin de söylenmeye hakkın yok. Sözel şiddetle fiziksel şiddet arasında çok büyük bir makas varmış gibi gösterirsek bazı insanlar istediğini söyleme hakkını kendisine buluyor. Mesela ben bazen çiftlerle konuşuyorum ya da işte başka ortamlarda bir araya geliyoruz, atölyelerimizde veya kamplarımızda. Bana diyor ki hocam diyor, ben diyor işte eşim bana tokat attı diyor. Örnek, şimdi canlandırıyorum rastgele. Neden tokat attı? Öylesine bu tarafa soruyorum. Neden tokat attınız? Diyor ki hocam diyor, 7 sülaleme küfretti. Şimdi burada kimin şiddetinin daha çok olduğuna bakmamak lazım. Burada şunu demek lazım. Erkeğe şunu demek lazım. Fiziksel şiddete daha çok başvurduğu için. Nedeni ne olursa olsun bir kadına tokat atamazsın. Kadına ne demek lazım? Nedeni ne olursa olsun bir erkeğe hakaret edemezsin. İkisini geliştirmek lazım. İkisini eğitmek lazım. Yoksa sen tokat atamazsın ama sen istediğini söylersen derseniz bu toplumda şiddet bitmez. Yani erkek bileğine güvenmeyecek, kadın da diline güvenmeyecek. Fiziksel ve duygusal şiddet, fiziksel veya sözel şiddeti toplum olarak bir bütün olarak iyileştirmemiz gerekiyor. İki tarafta şunu demek zorunda. Sözel şiddete de hakkım yok, fiziksel şiddete de hakkım yok. Bu şiddeti hiçbir nedenle, hiçbir şekilde uygulama gücünü kendimde bulmamalıyım. Peki o zaman son 5 dakikaymış da nasıl kurtulacağız bu durumdan? İlk adım ne? Evet. Benim mesela kitap verelim efendim, dikmeniz dileğiyle. Evet. Çok teşekkür ederim. Seve seve. Şunu diyeceğiz. Beni ne besliyor bu kurtarıcılıktan? Mesela ikinci kazançları bulduğumuzda böyle bildiğiniz aydınlanma yaşıyoruz. Ben bu kurtarıcılığın neyinden besleniyorum? Ne dedik? Yeterli, değerli, işte sevilme, onaylanma, yalnız kalmama korkusu. Kurtarıcılık iki tane amaca yöneliktir. Ya yoksunluklar ya da kaygılara yöneliktir. Kitapta adım adım var. Ha, kurtarıcılığın bir de sürecin getirdiği bazı riskler var. Sen kurtarıcılıktan vazgeçtiğinde alıştırdığın insanlar seni suçlayacak, eleştirecek. Hani Freud diyor ya, insanlar seni eskisi gibi kullanamadıklarında değiştiğini söylerler falan. Sen kurtarıcıydın, alıştırdın insanları, geri çekildin. Sonra neyi fark ettin? Birileri sana diyor, artık eskisi gibi bize yardımcı olmuyorsun falan. Bunu göze alacaksın. Bu geçiş döneminde birileri seninle yolunu ayıracak. Bunu da göze alacaksın. Bazıları da diyecek ki ya sen kurtarıcı olsan da olmasan da ben seni çok seviyorum. Bunları asla bırakmayacaksın. Yani geçiş dönemi sancılı olmuyor. Sancısız olmuyor, düzeltiyorum. Yani her geçişin, her değişimin, her dönüşümün bir acısı ve bedeli var. Kolunuzu bile, pazunuzu bile geliştirmek istediğinizde acıyor değil mi? Her acı ne anlama geliyor? Gelişiyor. Yani insanlarla çatışacaksınız. Kurban rolünden çıktığınızda o geçiş sürecinin sancısı olacak. Bir de son olarak o kurtarıcılıktan arta kalan boşluk ve
eylemsizliğin yerine daha sağlıklı beslenme kaynakları koruyacağız. Kurtarıcılıktan çıktınız, kendinizi mutlu etmeyi bilmiyorsunuz. Ben şimdi bu günümü nasıl dolduracağım dediniz. Başkalarının sorunları olmadan. İşte oraya bir şeyler koymazsanız dönüp dolaşıp yine onu bunu ararsınız. Ne oldu sen çocuğun işi? Dizlerini ne yaptın? Tedavi ettin mi? Borcunu ödedin mi diye yine kapı kapı millete sorun sorarken bulabilirsiniz kendinizi. Yani hem kurbanlık makamı hem de kurtarıcılık makamı, ikisi de iktidar makamı aslında. Evet. İktidarımızı bu şekilde sağlıyoruz ama bunlardan kurtarıcı, sözde kurtarıcı ya da sözde kurban olmanın getirdiği iktidarlara artık kanmayıp, eğer iktidar istiyorsak da bilgimizle, birikimimizle, evet, eğitimimizle, işimizle, başarımızla, neyse, insanlarımızla. Kendi hayatımızın iktidarını kurmalıyız. Evet, kendi cumhuriyetimizin, evet, aslı cumhuriyetinde aslının iktidarını kurmam gerekiyor. Hayat sizinse hikaye de sizindir. Hikaye sizinle, sizinse bu hikayenin kalemi de sizin elinizde olmalıdır. Kendi hikayenizi kendiniz yazın. Yanlış da olsa, doğru da olsa, inişli de olsa, çıkışlı da olsa, başkası sizin hayatınızı belirlemesin. Çizmesin. Tabii o bedeli göze aldıktan sonra... Önemli olan bu. Evet. Maliyet. Maliyet olmadan da ödül olmuyor. Yani bedelsiz ödül olmuyor. Değil mi? Hayatınıza şu denklemi kuracaksınız. Eğer bir ilişki içindeyseniz. Eğer bir ilişkide bedeller ödülleri geçmişse zaten yanlış ilişkidesiniz. Şimdi kişisel bir dilek istiyorum buraya. Serhat Yabancı'nın gayet kişisel dileğini, öyle toplumsal bilmem ne değil. Gayet kişisel bir dilek istiyorum. Merak ediyorum. Hemen. Serhat Yabancı madem öyle kendisi için ne istiyor? Çünkü burada da bu sezon herkese kişisel dilek yazdırırken insanların kişisel dilek yazmakta çok zorlandıklarını görüyoruz. Evet, böyle pat diye söylediğine ben kendiyle, de zorlandım. Evet, buyurunuz bakalım nasılmış? İsminizi de rica edeceğim altına. Peki. Zeytinli. Zeytinle de çok uyumlu oldu. Ne dediniz? Daha sakin ve dingin bir yaşam istiyorum. Siz mi daha sakin ve dingin olmalısınız, yaşamınız mı? Yaşamım. Kendinize huy olarak peki sakin ve dingin misiniz? Değilmiş de soru. Yani bu biraz benim elimde olan bir o şey. O zaman demek ki önce yaşam değil, kendinizi sakin, evet, ve dingin hale getireceksiniz. Evet. Savaşıyorum bununla ilgili zaten. Ben de yavaşlamakla ilgili. İşte onu diyorum aslında. Yavaş yürüyorum artık böyle. Mesela şimdi yapacağım, bak hemen kapatma, bir dakika. Ben 2023'te bunu diledim. Aslı, yavaş hareket et, yavaş yürü, cool gibi ol. Şimdi ben yavaş yavaş, bir yayında değilmişim gibi, ufak ufak. daha yavaşı ne bunun Allah aşkına? Yok artık, daha ne yapacağız? Kraliçe bile rahmetli bundan daha hızlı yürüyordu. Buraya astım efendim Serhat'a, yavaş yavaş, hiç acele etmeden, süzülerek makamıma doğru yol alıyorum. Bundan sonra böyle, işinize gelirse sizin kurtarıcınız değilim. Kendime yavaş, huzurlu ve böyle hırırırır diye yapmayacağım, evet, bir hayat diliyorum. Yavaş yaşayanlar daha uzun yaşıyor. Bilimsel araştırma sonucu. Daha dingin. Ben daha böyle kraliçe gibi. Yani uzundan ziyade böyle cool olmak, evet, istiyorum. Kendi duygularına göre yaşamak değil mi? Evet. Hissettiğin gibi yaşamak. Evet. Hani bir şeyi koşturmak, bir şeyi, evet, bir şeye yetişmek değil de doğal akışına bırakmak. Evet. Aslında kadar güzel bir duygu. Benim çok, de ihtiyacım. Çok güzel bir duygu. Onun için delirtmeyin beni yani. Ben yine kurbana bürünüm. Beni delirtmeyin.